Anneler her zaman başımızın tacı. Sadece bir gün değil, 7 gün 24 saat tüm ömür boyu. Çünkü annelerimiz bizi tüm ömür boyu düşünüyorlar. İnsanoğlunun annesinin bir farkı var. Belli bir süreyi has olarak annelik yapmaz. Ne kadar büyüksek büyüyelim, hala annedir. Ben hatırlıyorum, büyüdüğümü düşünüyordum, kaymakam olmuştum. Ama annem hala ceketimi, kravatımı düzeltirdi, peçeteme bakardı. Anne ya ben kaymadım artık, yapma ayıp oluyor falan derdim. Ama o annelik duygusu devam ederdi. Tabii çok güzel sözlerimiz var annelerle ilgili. Ağlarsa anam ağlar, birisi yalan ağlar. Anne başa tacıymış, her yerde devaymış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaçmış. Annelerimize her zaman ihtiyacımız var. Çünkü onlar Yüce Allah'ın sıfatlarını en güzel şekilde mihmanlarlık yapan, tecelli eden kimseler. Çünkü Allah bizlere yargılamadan, sorgulamadan her türlü nimeti veriyor değil mi? Annelerimiz de öyle, bizi yargılamıyorlar. Karşılıksız seviyorlar. Çok anne gördüm, mesleğin icabı da gördüm. Çocuğun suça bulaşmıştır ama anne onun suçunu veya neden öyle olduğunu bilir, çocuğuna toz kondurmak istemez. Karşılıksız sever anneler. Ahirete intihar etmiş bütün anneleri rahmetle minnetle anlıyorum. Şehit annelerimiz her zaman başımızın tacı, saygı ve minnetle sinanlıyor. Onlar evlatlarını bu vatan için feda ettiler. Bundan sonra sadece evlatların değil, hepimizin annesi olur. Dolayısıyla her zaman başımızın üzerinde kıymetleri değerleri var. Bizlerin de şunu çok iyi bilmesi lazım. Annelerimizin değerini lütfen sadece anneler gününde değil, her gün bilelim. Çocukken yemediler, içmediler, içirdiler, uyumadılar, uyuttular. Her gün bizi giydirdiler, servise kadar gönderdiler, okullara gönderdiler, ders çalıştırdılar. Üzerimize titredi o insanlar. Bazen üşüdüler, bizi üşütmediler. Ama yaşlandıklarında bize ihtiyaçları oluyor. Lütfen onları unutmayalım. Lütfen onları başka yerlere göndermeyelim. Başımızın üzerinde tacı olsun. Kendi annemiz de, eşimizin ailesi de eş değer bir şekilde lütfen çocukken bize gösterdikleri değeri biz az da olsa onlara göstermeye çalışalım. İnancımız da bunu emretmiyor mu? Of demek bile yasak. Annemize of demek bile yasak. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ben hiçbir zaman duvarınızdan taş, gözünüzden yaş düşmesin diyorum. Allah hiçbirimize, hiçbir anneye evlat acısı tattırmasın. Çocuklarınızın başarısıyla her zaman gurur duyuyorum. Bizler sizin hizmetinizdeyiz, belediye başkanımız ifade etti. Çocuklarınızın en iyi şekilde yetişmesi, en güvenli ortamlarda büyümesi için gerçekten elimizden geldiğince çalışmaya gayret ediyoruz. Hepinize selam, hürmet ediyorum. Bütün annelerimize ellerini öpüyorum, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Kıymetli ailelerimiz, Sayın Kaymakamımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum sizsiniz geliyordu. Sizlerden sadece bir dakika istirham edeceğim saygıdeğer ailelerimiz. Şu anda yemek yediğimiz alana girerken görevli arkadaşlarımız size şöyle kartlar takdim ettiler. Sizlerden özellik vereceğimiz masalarda kalemlerimiz mevcut. Bu kartlara lütfen isim, soyisim ve telefonlarınızı yazınız. Az sonra tüm görevli arkadaşlarımız, sizlere belediye başkanımız, Sayın Erhan Güzel'in hediyelerini takdim edecekler. Tekrar ediyorum, görevli arkadaşlarımız olduğunuz yere masalarımıza bu hediyeleri takdim edecekler. Sizler lütfen yerinizde bekleyiniz, görevli arkadaşlarımızın size hediye takdimini bekleyiniz. Eğer herhangi bir sorunuz olursa görevli arkadaşlarımıza bize başvurup sorularınızı sorabilirsiniz. Yardım etmeye her an hazırız. Tekrar ediyorum, lütfen masalarınızdan kalkmayınız.
tüm görevli arkadaşlarımız sizlere masalarınıza yerinize gelecek ve belediye başkanımız Sayın Erhan Güzel'in hediyelerini takdim edeceklerdir. Lütfen masalarınızda bekliyoruz.